Tekrar ulusal basına geri döndüğümüzde hemen bir bakalım sosyal konut projesi özellikle ve bütün gazetelerinde ilk sayfasında yer alıyor. Sabah gazetesi, Sabah gazetesinin manşetinden hazırladığımız habere de gidelim. Detaylarını merak eden izleyicilerimiz var, kuşkusuz vatandaşlar var. Vatandaşın bir gündemi de bu. Bu evlere nasıl erişilecek ki bugünden itibaren de o başvuru süreci başlıyor. 2280 lira taksitle 100 yılın ev fırsatı. Başkan Erdoğan yüz binlerce aileyi sevindiren tarihi konut projesinin ayrıntılarını anlattı. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımı. Bugün başvur, iki yıl sonra taşın ve ödemeye başla. Yine Sabah gazetesinde logonun hemen yan tarafında. Böylesine bir yatırım ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşürecek vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracak. 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri bittiğinde 3 milyon 750 bin insanımızı daha güvenli yaşam alanına kavuşturacağız. Bu önemli. Hani bir yandan da seçim yatırımı olduğu da söyleniyor. Öyle veya değil insanların bir barıma problemi var. İstanbul'da büyük kentlerde pahalılığın ne kadar arttığını, ev fiyatlarının ve kiraların ne kadar arttığını göz önünde bulundurursak önemli bir adım. Hani seçim yatırımı olup olmamasına bakmaksızın ama bir yandan da tabii ki bir gün gazetesinin manşeti. isterseniz haberimizin detaylarını bir aktaralım sonrasında bir gün gazetesine geçelim. Hedefimiz 81 ilimizde 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi diye duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk evim ilk iş yerim projesinin detaylarını açıkladı. 50 bin İstanbul'da 81 ilde 500 bin sosyal konut planlanıyor. 608 bin lira 2 artı 1 konutlarımıza aylık 2280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecek. Asgari ücretten elde Gelirdin yarısını henüz içinde oturmadı çünkü e, iki yıl sonra teslim edileceği vaat ediliyor bu evlerin. Dönüp bir de eviniz olmadığı için kira ödeyeceksiniz. Neyle geçineceksiniz? Amacımız ilk etap konutlarını azami iki yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir projenin tamamı 5 yıllık ama Erdoğan hedefin 2 yılda konutların tamamlanması yönünde olduğunu söyledi. Dar gelirlilere yönelik olacağı söylenmişti ama 20 yıl vadeli taksitlerin en azı 2280 lira. Yani asgari ücretin neredeyse yarısı kadar. Temel amacının vatandaşı uygun maliyetlerle konut sahibi yapmak olmadığı anlaşılıyor. Seçimlerden önce seçmen algısını etkilemeye yönelik olduğu anlaşılıyor. Ülkenin tamamında ev ve kira fiyatlarını düşüreceği gibi vatandaşlarımızın konuta erişimini de kolaylaştıracaktır siz milyonlarca konut yaparsanız konut fiyatlarını etkileyebilirsiniz ama ben bu projelerin tamamlanma ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Uzmanlara göre 81 ilde 500 bin konut piyasadaki fiyatların düşmesine yetmeyecek. Başvurular çarşamba günü alınmaya başlayacak, Ekim ayına dek sürecek. İlk temel ise yıl başında atılacak. Başvurabilmek için hane gelirinin İstanbul'da 18 bin lirayı, diğer illerde ise 16 bin lirayı geçmemesi gerekiyor. Projenin %20'si de 18-30 yaş arası gençlere ayrılacak. En çok dikkat çekense sadece konut değil değil 250 binde konut amaçlı arsanın satışa sunulacak olması. Düşük gelir grubuna mensup vatandaşlarımıza şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sağlıyoruz. Günün sonunda baktığımızda ve bu arsalarda biriler tarafından toplanacak buraya inşaat yapma imkanları olmayacağı için zamanla e, bir biçimde bunlar el değiştirecektir diye düşünüyorum. 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2633 liradan başlayan taksitlerle emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız. 50 binde iş yeri yapılacak projede açıklanan tüm fiyatlar başlangıç fiyatları. Özellikle büyük şehirlerde fiyatların daha yüksek olması bekleniyor. Ekonomi profesörü Yalçın Karatepe'ye göre ise ev ya da iş sahibi olabilmenin yolu TOKİ projelerinden değil alım gücünün artırılmasından geçiyor. Geliri arttıracak, vatandaş kendi imkanlarıyla ev sahibi olacak. Başka politikalar da hayata geçirmesi gerekir diye düşünüyorum.